Merhaba arkadaşlar, DSM Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarif hazırladım yine. Menümüzde bugün çok sağlıklı, protein deposu ve çok az yağlı hindiler var. Hindi sote yapacağız. Bunları mantarlarla birlikte lezzetlendireceğiz. Ama aynı zamanda hindi sotemiz köri baharatıyla daha da enfes bir hal alacak. İşe ilk başta hindilerle başlıyorum. Ocağımın altını yaktım. Tavamın çok sıcak olması oldukça önemli. Buna birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Ardından hemen hindilerimi buraya koyabilirim. Yaklaşık bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum tavamın içerisine. Hindilerimi atıyorum. Şimdi bunlar burada yavaş yavaş sotelenirken ben bir taraftan mantarlarımın hazırlığına geçeceğim. Mantarlarımı da biraz daha küçük parçaları gelecek şekilde doğrayacağım. Bu hazırlıkları yaparken sık sık hindilerinizi de karıştırmayı unutmayın. En azından birbirlerine yapışmalarını engellemek için bunları düzenli olarak karıştırıyor olmam lazım. Mantarlar hem çok iyi protein depoları hem yemeklere çok lezzet katan gıdalar. Hindi sotemde lezzet anlamında çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi tarifi biz hindiyle yapıyorum ben bugün size örnek olsun diye. Hindi bence çok lezzetli ve çok sağlıklı bir et. Ama eğer hindi sevmiyorsanız, ben bunu tüketemem diyorsanız illa hindiyle yapmak zorunda değilsiniz siz. İsterseniz tavukla yapın, isterseniz kırmızı etle yapın. Kullanacağınız bütün et çeşitleri bu tarif için uygun olacaktır. Mantarlarım ve hindilerim burada yavaş yavaş pişiyor. Hafif hafif suyunu çekecek. Bu sırada içine koyacağım diğer malzemelerin hazırlıklarına geçiyorum. Biraz daha lezzet katması için içine 2 diş sarımsak koyacağım. Sarımsağı hiç küçültmeden kabuğunu soyup şöyle bıçakla ezip içine atacağım. Benim istediğim birazcık aromasını vermesi sadece. Şimdi sırada soğanlarım var. Soğanlarımı da küp küp doğrayıp yine aynı şekilde içine ekleyeceğim. Bir tane soğan da küp küp doğradım. Bunları da yine aynı şekilde mantarlarımın ve hindilerimin yanına gönderiyorum. Onlar da tavamın içindeki partiye katılıyorlar. Bunlara eşlik edecek bir de kırmızı biberlerim var. Benim özellikle etlerle birlikte pişirirken tadını çok sevdiğim bir yiyecek kırmızı biberler. Bence çok güzel bir aroma katıyor. Bunları da bugün böyle jülyen olarak doğrayacağım. O yüzden şöyle açıyorum. Şöyle uzun çizgiler halinde. Evet, etlerim burada yavaş yavaş oluyor. Biberlerimi hazırladım. Biberlerimi de bunlarla birlikte pişmek üzere uzun uzun doğradığım biberlerimi de bunların içerisine katıyorum. Şimdi hepsini birlikte şöyle güzelce bir karıştıralım. Üstüne birazcık da tuz atacağım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koymuştum. Zeytinyağını az kullandım. Çünkü sonunda lezzet vermesi için bir miktar tereyağı kullanmayı düşünüyorum. Tereyağı hindiye yakışıyor. Hindi zaten çok yağsız bir et olduğu için hani birazcık tereyağı kullanmakta miktar az olduğu sürece sıkıntı yok. Evet, hepsi güzelce pişiyor. Yavaş yavaş olmaya yakınlar. Burada tereyağım var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı benim için yeterli olacak bu tarifte. Tereyağımı da içine ekledikten sonra iyice lezzetini versin diye şöyle güzelce karıştıralım. Güzel, tereyağımız da iyice içine girmeye başladı. Şimdi sihirli baharat köriye, çünkü buna çok yakışıyor gerçekten ve kullanmaktan hiç çekinmeyeceğim. Bayağı bol, yani bir yemek kaşığı hatta daha fazla belki de koydum diyebilirim. Muhteşem bir koku geldi şu anda. Zaten siz de kullandığınız zaman, bu tarifi yaptığınız zaman bunu fark edeceksiniz. Baharatı atar atmaz hemen muhteşem kokular yemeğin içinden yükselmeye başlıyor. Ve güzel bir renk verecek, boyayacak. Artık tarifimizin sonuna geldi. Şimdi bu güzel tarifi tatma vakti. Birazcık tabağımı alıp sizler için nasıl olduğunu önce deneyeceğim. Bu şekilde. Yaklaşık 4 ya da 5 kişilik diyebiliriz bu tarif için. Ve sporcular için de çok iyi bir protein seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Eğer spor yapan birisiyseniz ve aldığınız protein kaynaklarını da zenginleştirmek, değiştirmek ve iyi bir protein kaynağı almak istiyorsanız hindiler doğru seçim olacaktır. Bugün hindinin göğüs kısmından yaptık biz bu tarifi.
Ama Hilde'nin kalça veya but tarafını da kullanabilirsiniz. Oraları da biraz daha kaslı ve biraz daha kırmızıya yakın ve lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bakalım hafif dumanlar yükselen tariften tadı nasıl olmuş? Kesinlikle şahane. Mutlaka denemenizi öneririm size. Köri ile birlikte enfes bir uyum yakalamış. Köri, mantar, kırmızı biber ve hindiler hepsi bugün müthiş bir uyum içerisinde ve son derece lezzetli bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de tarifimi deneyip yorum kısmına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz bu tarifi parmaklar yukarıya, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazla tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.